Gençler merhaba. Bu videoda dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün bir iş tanımını yapalım. Ayrı ayrı kelimeleri tanıtıyoruz hocam önce. Dezenfeksiyon, cansız cisimlerin üzerinde bulunabilecek hastalık yapma riski taşıyan bakteri, parazit ve virüs gibi mikroorganizmaların çeşitli kimyasallar ile azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması Yani işidir. şu pandemi döneminde Herkesin yaptığı iş bu aslında. iş. Evet, sterilizasyon herhangi bir ürünün üzerinde bulunan tıbbi aletler, cihazlar, pansuman aletlerinin ve aklınıza gelebilecek her şeyin mikroplardan kesin surette arındırmaktır. Tamam, bu daha mantıklı bir şey, tanım. Evet, antisepsi ise vücudumuzun herhangi bir yerinde hastalık yapma riskine karşı korumak için mikropları kesin şekilde etkisiz hale getirmektir. Bu da ayrıyetten kendi içinde mantıklı bir tanım. Evet. Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi bölümünden başarılı şekilde mezun olan kişiler dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi teknikeri unvanına sahip olurlar. Bölümden mezun olanların iş imkanları ise özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, temizlik ürünü üretim yapan yerler olarak sıralanabilir. Yani üçlü paket yapmışlar, öyle diyeyim. Hadi Evet. bakalım. Evet hocam, bu kadar üniversitede var. Toplam 3 üniversitede var. İkisi devlet, birisi özel. Hacettepe Üniversitesi'nin taban puanı 305 olmuş. 439 bin sıralama. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 281 puan, 610 bin sıralama. İstanbul Atlas Üniversitesi ise 276 puan, 655 bin sıralama. Aslında puanlar yüksek birçok 2 yıllık bölüme göre. Evet. Hocam bunun sebebi de şey olabilir. 2019-2020 yılında ilk öğrenci alımını gerçekleştirmiş. İlk mezunlarını da bu sene verecek. Hiç mezun olmadığı için tabii KPSS ataması da yok. DGS geçiş hakkı olarak ise acil yardım ve afet yönetimi, biyoloji, iş sağlığı ve güvenliği ile sağlık yönetimi bölümlerine geçiş hakkı tanınmış. Evet. Evet, yorum mu yapacağız? Tabii hocam. Şimdi arkadaşlar, şimdi bölüm ilk göze çarptığında, sizin gözünüze çarptığında hani geleceği olan ya da günümüzde iş yapan bir bölüm gibi görünse de ben kendi yorumumu söyleyeyim. Hani biz millet olarak bir şeylerin cılkını çıkarmakta üstümüze yok ya. Normalde aslında bu bölümün yaptığı işleri, şu şey iş tanımlarını bir daha alabilir miyiz? Evet. Bu işleri yapan aslında Birileri var. üniversitelerde bölümler var. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi ameliyathane hizmetleri. Doğru mudur? Sterilizasyon işlemi, Gibi. evet. Şimdi burada bir dikkat çekme adına dezenfeksiyon diye bir bölüm sokmuşlar ya da ona bir ad koymuşlar, öyle diyeyim. Yeni bir bölüm açmışlar. Sanki yeterince bu alanda yönelik bölüm yokmuş gibi bir de bunu koymuşlar. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Ortak alım yapılır diğer Muhtemelen. bölümlerden. Belki hatır kırılmasın hocam. İlk sefer bir şey de olabilirler. Ya Sadece bu alandan da olabilirler ilk sefer. özellikle bu alandan alacaklarını sanmıyorum. O zaman diğerlerine ne olacak? Çünkü aynı Evet. işi yapıyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani şu pandemi döneminde herkes dezenfeksiyon uzmanı oldu zaten. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, mesela bütün kurumlarda, Evet, devlet devlet kurumu. dairelerinde, yani devlet kurumlarında sırf dezenfeksiyon işleriyle görevli birileri var zaten. Evet. Yani hizmetli personelden birilerine, efendime söyleyeyim, Birileri görevlendirildi. birkaç saatlik bir seminer verilerekten, ki bizde hani vardır ya, bir eleman atanır, onun başına bir müdür atanır, onun başına da bir müdür atanır. Böyle alttan yukarıya doğru bir şey olur, silsile olur. Bir kişi yapar, iki kişi takip eder, iki kişiyi üç kişi takip eder. Hani bu kadrolama var, günümüzde de var. Ama sen bu bölümü okuduktan sonra sakın ola ben durup da dezenfeksiyon uzmanıyım, yok sterilizasyon uzmanıyım diye bir yerlerde birilerinin amir konumuna gelebileceğini sanma. Ya yani benim yorumum bu Hocam buna. bence bu bölüm çok da soruldu. Yorumlardan da çok istendi. O da neden kaynaklandı? Covid-19'dan Aynen dolayı. ondan kaynaklandı. Yani günümüze özel bir 2 senelik bir olay vardı. Yani şu anda herkes zaten dezenfeksiyon uzmanı. Al sirkeli sudan tut Evet. da efendime söyleyeyim her yeri kolonyalamalaya. Evet. Neydi? Hocam bir de şöyle bir şey var. 2 sene şu an gelen arkadaş 2 sene sonra mezun olacak. Bir de İki o sene da var. sonra yani Ha Covid-19 yok. diye bir şey kalmayacak Ya muhtemelen. Covid-19'un başka türevi ortaya çıkar. Ama dediğim gibi
Sen bu bölümden mezun olduktan sonra aman aman dezenfeksiyon uzmanı olarak bir yere atanmayacaksın. Hastanelerde evet doğru sterilizasyon kısmında ameliyathane hizmetleri bölümünde çalışacaksın. Ondan zaten yeterince yığılma var. Durup da mesela antisepsi nedir diyor. Orada açıklamışsın. Evet. Benim de dilim de dönmedi birden. E arkadaş bunu zaten yapılıyor. Ya bu zaten yapılıyor. Bu hemşirenin görevi zaten. Hocam Hemşirelerin aslında görevi. şöyle bir şey var. İlk yeni açılan bir bölüm olduğu için arkadaşlar da hazır mezun yok. Hani ben aslında hak da veriyorum. Hani devlet memuru olmak istiyor. Devlette yer bulmak istiyor, istihdam edilmek istiyor ve bunu bir avantaj olarak görüyor. Ama anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki bu bölümden mezun olursan ortak atama yapılır. Kesinlikle. Diğer bölümlerle Ve ortak yine atama. sıkıntı Yani yaşanır. bu bölümü izleyen arkadaş ameliyathane hizmetlerini çekmiştik. Ona da bir Evet. baksın. Bir de hocam Atrı Sayılır'da puanı var. Bu puanlara daha güzel Yazık bölümlere çok çok daha gidilebilir. güzel Bir bölümler de var çalışma buna. olanakları olarak da çok iyi bir bölüm gibi Yani görünüyor yani durup da çalışma yani ortamı uzman olarak. kişi seni durup da yani ne diyeyim ya başka da kimseyi üzmek istemem. Yani bu bölüme bel bağlamayın arkadaşlar. Ya ben bu bölümden ilk defa açılmış mezun olacağım çat diye yerleştirileceğim. Hayır öyle bir dünya yok. Diğer bölümlerle ortak atama yapılır. Muhtemelen. Yani sen bu bölümden işte 300 kişi mezun olur yeni. O ya da ne diyor bak 20 Evet, 40 işte bu 60. kadar kişi birimi. Hayır ameliyathane hizmetlerinden de var. Evet. Yani diğer bölümlerden de yığılmışlıklar var. Yani bu bölümü yazan rakipler olan diğer alanları da düşünsün. Yani diğer alanlar da aynı işi yapıyor. Evet. Yani ameliyathanede görev yapacak bir arkadaş zaten bu dediğimiz saydığımız işleri yapmak zorunda. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani sterilizasyonu yapmak zorunda. Ne bileyim o hastanede çalışan hemşireler antisepsisini yapmak zorunda. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani Bir şekilde bu yapılan bir iş bir zaten. şekilde yapılan bir iş zaten. Bunu sadece hani çeşit olsun diye konduğunu düşünüyorum. Çok da güvenmesinler bu bölüme. Teşekkürler hocam. Gençler Tercih Danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.